Ve sen babanı hiç hatırlamıyorsun değil mi? Yok. Öyle mi anladın? Doğru mu anladım? Hiç görmedim. Annem karnındaydım daha 2 aylık. Babam kayboluyor. Ben hiçbir zaman baba sevgisi bilmedim, yaşamadım. Hep içimde bir ukde kaldı o benim. Herkes babasıyla bir yerlere giderken, bir şeyler yaparken. Ben hiç yaşayamadım bunu. Hep böyle kenardan izledim. Çok kötü bir duygu. Allah kimseyi babasız, annesi ve babasız bırakmasın. Hiçbir evladı. İyi de olsa, kötü de olsa kokusunu bile bilmediğim bir adam. Ve benim babamla ilgili hep güzel şeyler konuşuluyor. Annem de... Şimdi onu soracaktım. Ne diyorlardı sana? Ya babam... Babam çok güçlü bir adammış. Çok güçlü bir karaktermiş. Benim babam kaç defa ölümden döndü. Tek bu değil. Benim babam çok ölümden döndü. Hep ucundan döndü. Ve hiçbir zaman yılmadı. Her zaman sert ve çok saygı duyuyordu. Etrafı ona çok saygı duyardı. 25 yaşı vardı ama sanki... Büyük kocaman bir adammış gibi, bir insanmış gibi herkes ona saygı duyardı. O kadar, nasıl diyeyim ki size yani, o kadar büyük bir adamdı ki. Herkes böyle diyor, tek ben değil. Ve benim babaannem rahmetli oldu. Öldüğü zaman herkes babama ağladı. Orada herkes babamın adını anarak ağladı. Çünkü hiç o da göremeden gitti. Ve son, öldüğü zaman, can verdiği zaman son kelimesi şuydu. Oğlumu göremeden gitti. Babanın resmi elimizdeymiş. Verelim mi bir ekrana? Ah canım ya. Evet. Peki benim anlamadığım şu, doğru anladım değil mi? Ölü ya da diri haber alamadınız. Yok hiçbir şey. En kötüsü de odur ya. Evet. Evet. Tövbe ya Rabbim, tövbe. Onunla beraber arkadaşı gitmişti. O da onunla beraberdi. O döndü, o dönmedi. Allah Allah. Değil mi insan hani tövbe tövbe. Ölüsü olsa mezarını bilirsin. Evet. Çocuğunu alır gidersin. Yani biriyle konuşursun. Mezarda umut, bile olsa. Umut o kadar kötü bir şey ki. Umut. Hep umudum var. Öldüğü zaman diyorsun ki tamam bitti, öbür tarafa gitti. Ama ölmediği zaman hep bir umudum var. Hiçbir zaman bitmiyor o umut. Peki gelecek babanla beraber gidiyorlar, arkadaşı dönüyor. Evet, arkadaş. Döndüğünde ne dedi yani, ne olmuş babana? Ben onu bıraktım. Ayakları tutmadı, artık yürüyemedi. Çok yürümüşler. Onun artık ayakları gidememiş. Ağacın kenarında yığılmış kalmış. Arkadaşı da demiş ki ben ağaçlara bıçakla iz atarak gideceğim. Seni bulacağım. Ve öyle de yapmış. Ağaçlara bıçakla iz atarak gitmiş ki döndüğünde bulabilsin yolunu. Yardım getirmeye gitmiş. Yardım getirmeye. Evet. Bir tane köpek bulmuş. Onu takip etmiş ki o illa onu bir köye, bir yere çıkartacağını bildiği için. Gitmiş onu takip etmiş. En sonunda da bir ırmağın kenarında bayılıp kalmış. Sonra haber vermişler ki işte anneme kocam bulundu diye. Annem sevinerek koşmuş. Bakmış evet. O değil. Arkadaş. Çok konuşturdular onu. Hatta gerçekten bu da oldu. Yalan makinesine bile soktular. Her şeyi yaptılar. Doğru söyle diye hiç şey olmadı yani. Doğru çıktı. Ve ne ölüsü ne dirisi babanın bulunmadı. Yok, bir sürü Allah köpekler, Allah. Helikopterler saldılar. Havadan, yerden yeri kazdılar. Her şeyi, kumaşının parçası bile bulunmadı. Allah, enteresan ya. Çok enteresan, evet. Evet, çok enteresan bir durum. Biz... Yani aynı filmlerdeki gibi yani. Kim derdi ki benim başıma öyle bir şey gelecek? Evet filmlerdeki... yani bunu filmde izlese hadi canım bu kadar da olur mu dersin. Gerçekten oluyor. Bizzat yaşıyor. Ki mesela arkadaşı da bir çaba sarf etmiş yani. Dediğini de yapmış, işaret evet. Koya koya adam. Ben seni gelip bulacağım. Götürdü de onlarla onu beraber. Onu buldukları yerde mi baygın mı bulmuşlar adamı? O köpeği takip ederken giderken artık köye varmış, bir köye. Evet. Ve orada da ırmak varmış, orada bayılmış. İnsanlar da onu görmüş. Ama babam ondan kilometrelerce daha uzakta. Peki sen aklı vermeye başladığında annenin kendini suçladığını hiç dinledin mi annenden? Annem yok. Kendim... Çünkü annen mantar istemiş.
Yok, suçlamadı ama babaannem annemi çok suçladı. Ne ya, işte böyle bir şey tahmin ettim de ondan. Ama sonradan ölümüne yakın annemi çağırıp özür diledi. Babaannen ne diye suçladı anneni? Sen mantığı istemesen sen istemeseydin benim... oğlum benim gitmezdi. Oysa ki benim annem de o giderken yalvardı gitme diye. İstemiyorum ben diye. Ha, benim canım mantar istiyor ama gitmeni istemiyorum. O yani annem şöyle yani git bana mantar bul ormandan demedi. Benim ha. canım mantar istiyor diye böyle bir şey oldu, laf oldu. Evet. Bir de oraya yemek böyle mağaza falan market falan olmadığı için helikopterle geliyordu yemek. Aylık ha. yemek geliyordu, iniyordu. O yüzden öyle gidip marketten istediğimi alayım geleyim yoktu. Annem de öyle dedi ki canım mantar çekti. Babam da dedi ki ben gidip senin için mantar getireceğim dedi. Annem de yalvardı ki sakın gitme. O da dedi ki yanıma bir asker alacağım dedi. Allah. Oysa ki almamış yanına. Kafasına göre gitmiş. Demek arkadaşım. Ki annene düşkün bir adamcağızmış. Evet. Şimdi rahmetli de diyemiyoruz. Evet. Bilmiyoruz. Ben sana zaten ilk girdiğimde geçmiş olsun dedim. Farkında mısın? Rahmetli diyemedim. Çünkü bilmiyoruz, akıbetini bilmiyoruz ne olduğunu. Bilmiyoruz. Sen dedin ki biraz önce umut. İnsan umudunu... Umut çok kötü bir şey. Yani umut ediyorsun ama hiçbir zaman bitmiyor. Herhalde yani ne bileyim öldüğüm güne kadar bitmeyecek yani. Hep diyor... Her an gelecekmiş gibi, gibi olacak ya. Her an kapıyı açıp gelecekmiş. Annesi belki de baban yaşıyor olsaydı var. O yüzük sana kargo ile evet. gelmeyecekti. Ve her şey... Her şey çok, çok enteresan olanı da ne biliyor musunuz Seda Hanım? Ha. Annem hala rüyasında onu görüyor. Evet, umudu var kadının gelecek ve diye. Hala ben yaşıyorum diyor. Yıllardır annem her seferinde, her iki günden bir onu görüyor. Peki mesela olur ha? Olur yani. Ben mesela 26 yıllık televizyon hayatımda ne mucizelerin gerçekleştiğine evet. şahit oldum. Evet. Buradan bir seslensene ya. Bilmiyorum, belki görürsün... Belki çıkar karşına ama baba eğer görüyorsan bu yayını izliyorsan ya da sana bir yerden bir haber geldiyse fotoğrafını da verdiler ekrana gördün. Lütfen rica ediyorum benim için elinden geleni yap. Gel. Gel baba son bir kere de olsun seni göreyim. Kokunu içine alayım. Eğer olur da karşına çıkarsın. Peki ismini söyle görenlerin. İsmi, ismi Dergah. Şu anda resim ekranda. Evet, ismi Dergah. İsmini bir daha söyle. Dergah. Heh, görenlerin buraya bize başvurması. Eğer görenler varsa, ismini belki de hafızasını kaybetmiştir. Hiçbir bilgimiz yok. Eğer görenler varsa, yüzünden tanırsınız, anlarsınız. Lütfen burayı arayın. Bak annen nasıl görüyormuş rüyasında. Hep görüyor. Ve artık annem... Çıldıracak duruma geldi yani yeter artık dedi ben dedi yani bir rüya yorumcusu mu olsun dedi birisiyle konuşayım artık bu nedir yani niye sürekli benim rüyalarıma giriyor ve ben yaşıyorum diyor neden diyor yani bunun bir nedeni olmalı diyor. Çünkü diyorlar ya rüya geleceğin habercisidir diye işte bundan dolayı annem çok şaşkın neden acaba diye. Yazık babaannen Allah rahmet eylesin anneni suçlamış sonra ölmeden önce özür dilemiş ama. Bence yine de annen elinde olmadan size belli etmese de kendi kendine kadıncağız ben nereden söyledim bu lafı der ya çok insani bir şeydir bu diyordur yani ben nasıl gönderdim nasıl nereden söyledim canım mantar istiyor diye bana hiç hayıflandığı oluyordur yazık. Bana hiç belli etmedi onu etmemiş, hiç demedi ama evet. kendi içinde illaki belki kesin yaşamıştır. Kesin ah canım benim Allah ona da sabrını versin sana da sabrını versin abi, belki bir mucize olur. İnşallah. Değil mi Neriman Hanım? Belki bir mucize evet, olur. Ben bir gün annesiyle Azerbaycan'da oturuyordum. Bu gece bir rüya gördüm dedi. Eşim gelmişti dedi. Kadın böyle rüyasına seviniyordu. Umut. Rüyasına seviniyordu. Umut. Evet. Umut. Evet. Umut. Hiçbir zaman bitmiyor. İnşallah yavrum. İnşallah Aytenciğim. Zeynep, Zeynepciğim sen... Bir ağladın, ah de Zeynom diye geldim yanına, sana ne oldu dedim. Ben dedim, babama çok düşkünüm. Hiç dayanamadım. Ay hala şey oluyorum. Zeynep senin de mi baban yok? Ama sen gördün değil mi babanı? Ama çok düşkünmüş. Evet. Canım benim ya. Bak burada tartışıyorlar işte, onlar gençler, tartışıyorlar. İşte yemek tartışması yapıyorlar, birbirleriyle
ağız dalaşına giriyorlar. Ama yine de aslında birbirlerine ne kadar saygılı ve sevgililer. Ne kadar birbirlerini düşünüyorlar. Empati yapabiliyorlar. Yarışmada her şey mübah. Ne yarışması olursa olsun. Hep öyle denmez mi? Yarışmada mübah. Tartışacağız da onu da yapacağız, bunu da yapacağız. Ama böyle bir şeye girildiğinde Zeynep Ayten için gözyaşı dökebiliyor. Hacer Hanım, Zeynep sen niye böyle oldun diyor. Nurten biri giderken oturup ağlayabiliyor. Evet. Böyle de bir şey işte. Evet, bir yoğun duygular içerisine de giriyoruz. Ay, hepsi aslında tartışırken de çok normal bir platformdayız ve birbirini tanımayan insanların bir arada olduğu. Hiçbirimiz birbirimizi tanımıyoruz. Ama farkındayız birbirimizi. Saygı çerçevesi içinde götürmeye çalışıyoruz bazı şeyleri.